Bu videoda Guardians of the Galaxy spoilers olarak inceleyeceğim. Yıllardır hayalim olan şey sonunda gerçekleşti. Disney beni dön gösterime çağırdı. Bu yüzden erken bir şekilde izleme şansım oldu. Söylediğim gibi herhangi bir şekilde spoiler vermeyeceğim. Zaten spoiler vermem yasak. Hazırsanız şu incelemeye ve videoya geçelim. James Gunn'ın kendisini ve kişiliğini sever misiniz bilmiyorum. Ancak zaten bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısmı adamın yaptığı işler. Bugüne kadar baktığımız zaman James Gunn, Guardians of the Galaxy diye bir ekibi tanıttı bizlere. James Gunn filmi çekmeden ve yapmadan önce kimse Guardians of the Galaxy ekibini tanımıyordu. Ancak o geldi ve sıfırdan kimsenin tanımadığı bir ekibi herkese sevdirmeyi başardı. Bu zaten büyük bir başarıydı. Zamanında Galaxy'nin koruyucularının ilk filmi çıktığı zaman inanılmaz Örümcek Adam 2 de çıkmıştı. Ama James Gunn, Örümcek Adam gibi bir karakterin filmini bile geçmeyi başarmıştı gişede. Bu zaten başlı başına büyük bir başarıydı. Daha sonrasında ikinci film geldi. İkinci film o kadar çok beğenilmedi ama her neyse ondan sonra da işte bugünkü üçüncü film geldi. James Gunn'ın Marvel'ı yapacağı son filmdi bu film. Bu yüzden de zaten üzerinde daha çok uğraştığını, daha çok çalıştığını, ekstra çaba sarf ettiğini biliyorduk. Uzaktan fragmanlar falan gayet iyi duruyordu. Ben çok ciddi çok iyi bir film geliyor diye düşünmüştüm. Ve düşündüğüm gibi bir de buldum arkadaşlar. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Beklentimin bile üstünde kaldı bu film. James Gunn ve Marvel. Ulan siz ne yaptınız? Bu nasıl bir filmdir böyle? Galaksinin Koruyucuları 3 tamamen denge içerisinde yapılmış bir film arkadaşlar. Bu denge dediğim şey ne biliyor musunuz? Komedi, hüzün, aksiyon hepsinin dengelenmiş bir versiyonu var Guardians of the Galaxy'de. Her bir parçadan biri ne eksik ne fazla. Komedi de tam kıvamında, hüzün de tam kıvamında, aksiyon da tam kıvamında. Her şey olması gerektiği gibi. Bunu başarmak gerçekten zordur bu arada. Bazı filmler ağır dram içerirler, bazıları ağır komedi içerirler, bu yüzden biraz cıvık olurlar falan. Ama James Gunn bunu yapmamış, adam her şeyi tutturmayı başarmış. Tüm bu şeyler iyi bir hikayede birleşince ortaya iyi bir film çıkmış arkadaşlar. Bu ekibin son filmi olarak geçiyordu ya hani bu film. Ve bence bu film bunun hakkını vermeyi başardı. Fragmanlarda falan zaten görüyorduk. Bu filmde Rakun'un arka plan hikayesini görecektik. Ve gördük de. İnanın bana Rocket'ın öyle bir arka plan hikayesi var ki... Rocket sen neymişsin be abi olacaksınız filmi izledikten sonra. James Gunn resmen bu film ile beraber çoğumuzun böyle çok ciddiye almadığı bir karakteri tamamen ciddiye almamızı sağlayacak. Bundan öncesinde Rakun'u ciddiye almıyorsanız, onunla dalga geçiyorsanız bir de bu filmden sonra bakın bakalım görüşünüzde neler değişecek. James Gunn resmen Rakun'un hikayesini anlatarak bir orijin hikayesi nasıl anlatılır tarzında bir ders vermiş bizlere. Zaten filmde en çok keyif alacağınız hikayelerden anlardan biri de Rakun'un hikayesi olacak arkadaşlar. Bunun dışında tüm galaksinin koruyucuları ekibine baktığımız zaman bundan öncesinde uyumlu yazılmışlardı zaten. Ancak sanki ben bu filmde daha da uyumlularmış gibi hissettim. Bu film bizi onların yıllardır ekip olduğunu, arkadaş olduğunu çok çok daha iyi istiyor. Onların her biri bir arkadaş ve aynı zamanda onlar birer bir aile temasını çok iyi yediriyorlar. Belki de şu an çok övüyorumdur bilmiyorum ama ben her şeyle memnun kaldım bu filmden o yüzden övmeye devam edeceğim. Gamora konusu vardı bu arada hani biliyorsunuz Infinity War'da Gamora ölmüştü daha sonrasında Endgame'de geri gelmişti ve bu dünyada kalmıştı. Gamora nasıl işlenecek tarzında kafamda büyük sorular vardı ve bu sorular gerçekten çok iyi bir şekilde yanıtlandı. Paralel evrenden gelmiş olan Gamora'yı ekibe karşı çok ama çok iyi işlemişler. Beklediğiniz hikaye muhtemelen bu olmayacaktır ama bence beklediğimiz şeyi vermeyerek Gamora hakkında çok iyi şeyler yapmışlar. Ben diyordum ki ulan kadın öldü keşke geri getir demiştim. Hani çünkü Infinity War'daki ölümünün önüne geçecek, onun etkileyeceğini azaltacak demiştim ancak etkileyicini azaltmamış, aksini arttırmaya başarmışlar. James Gunn gerçekten çok akıllı adam ya, Gamora'yı çok ama çok iyi kullanmış. Tabii bir de bu filmde Edin Warlock'u göreceğiz arkadaşlar. Edin Warlock'tan da kısaca bahsedeyim spoilersiz bir şekilde. Edin Warlock için sadece şunu söylemek istiyorum. Edin Warlock karakteri için bu filmde çok büyük bir beklentiye girmeyin. Bu filmde o çok da ön planda değil arkadaşlar. Sonuçta bu bir ekibin son filmi. O yüzden çıkıp da Edin Warlock'u başrol koyacak değillerdi. Ufak tefek Varlığı göstererek onun hikayesine bir başlangıç yapmak istemişler. Ancak tabii ki de tamamen işlenmiyor kendisi. Ona dair çok büyük bir beklentiniz varsa düşünün diye söylüyorum bunları. Ben ilk başlarda kendisini çok beğenmesem de sonrasında kafamda oturttum ve Edwin Warlock'un da varlığını beğendim. Filmin kötü adımına da değinmek istiyorum bu arada. Ben bu abimizi gerçekten çok beğendim. Böyle fragmanlarda falan acayip garip durmaktaydı. Ve zaten fragmanlarda çok değinmiyorlardı bu adama. Filme gittiğimde bu karakter tamamen benim için sürprizdi. Geçmişini falan da araştırmamıştım. Gittiğimde gördüm ki bu karakter benim için iyi bir sürprizdi. Ben kendisini gerçekten çok beğendim. Amacını falan da bayağı iyi işlediklerini düşünüyorum. Bu amaç belki de herkese hitap etmeyebilir. İzleyenlerden bazıları bu amacı beğenmeyebilir. Kötü karakteri beğenmeyebilirler ancak ben aksine çok beğendim Karşımızda bayağı ürkütücü bir kötü adam var Her sahneye geldiğinde korkacaksınız arkadaşlar Ve ondan intikam almak isteyeceksiniz Kötü adamı bence çok ama çok iyi yansıtmışlar Hatta size şöyle söyleyeyim Bence kenk yerine bu adamı MCU'nun başlaşmanı yapsalar hiç sırıtmazdı Hatta bunu yapsalar çok çok daha iyi olabilirdi çünkü bu adamı resmen Kenk'ten daha iyi işlediler şu an. Tek bir filmde Kenk'ten daha iyi işlenen bir kötü adam var elimizde. Alsınlar bu adamı MCU'nun baş düşmanı yapsınlar ben okeyim abi. O derece bayıldım ben bu abiye. Spoiler veremiyorum ama spoiler vermeyi de çok istiyorum bu arada. Hani amaçlarından falan bahsetmeyi çok isterdim. Ancak maalesef ona bu videoda değinemeyeceğiz. Sizler izlediğiniz zaman karar verirsiniz. Sizce ben bu adamı çok mu övüyorum yoksa siz de benim kadar beğenecek misiniz? Bu arada belki de kötü adamı bu kadar beğenmemin sebeplerinden bir tanesi yine James Gunn'dır. Bu adam sahneye girdiği zaman çok güzel müzikler çalıyor ve aynı zamanda adamın söylediğim gibi amacı beni derinden etkiledi. Büyük büyük amaçları var ve yaptığı şeyler gerçekten çok ürkütücü. Bu da tabii ki de onu benim gözümde güceltiyor ve aynı zamanda korkutucu hale getiriyor. Müzikler falan da bu arada gayet iyiydi. Her şey yerindeydi. Guardians of the Galaxy filmlerinde zaten harika müzikler kullanılır. Yine bu filmde de harika müzikler kullanılmış. Her müzik kendi sahnesine uyabiliyor arkadaşlar. Buraya kadar bu cümleyi kurmayı unuttuma yanıyorum bu arada ama neyse burada şu cümleyi kurmuş olayım. Bence kesinlikle ama kesinlikle bu film sinemada gidilmeli. Çünkü ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Spider-Man No Way Home'u bunun dışında bırakarak söyleyeceğim. 2018-2019 yıllarından bu yana biz bu kadar iyi Marvel filmi görmedik. Bakın o kadar söylüyorum. Son 3 4 5 yılın en iyi Marvel filmi var karşımızda. Pardon en iyi Marvel filmlerinden bir tanesi var. Dediğim gibi uzun zamandır böylesini görmedik. Bir Marvel sever olarak ben izlerken çok keyif aldım ve bir Marvel sever olarak sizler de izlerken çok keyif alacaksınız. Bu yüzden de ne yapın edin sinemaya gidin hatta sinemaya gitmeyi bırakın arkadaşlar. Gidebileceğiniz en iyi sinemada gidip deneyim etmeye çalışın. Çünkü Disney bizi götürdüğü sinema çok iyi bir sinemaydı ve bence kesinlikle filmden aldığım keyfi arttırdı. Sizin de keyfiniz katlanarak artsın istiyorsanız iyi bir sinemada gitmeye çalışın. Çünkü inanın bana bu film buna değecektir. Bu film James Gunn'ın Marvel'daki son işiydi. Ve James Gunn bundan sonra DC'ye geçti. Ben bu haber için de gerçekten çok mutluyum bu arada. Marvel'da iyi şeyler yapabilecek yönetmenler var arkadaşlar. Bir de DC'de iyi şeyler yapabilecek adamlar olsun derken James Gunn oraya gitmiş oldu. Ve bence James Gunn bizlere harika bir DC evreni kuracak harika şeyler göreceğiz. Bu yüzden de James Gunn sağolsun yeni DC için acayip heyecanlıyım. Bu her ne kadar bir Marvel filmi olsa da aslında DC'nin reklamı gibi bir şey olacak. Çünkü bu filmin çok iyi olduğunu gören insanlar yeni DC için acayip gaza gelecekler benim gibi. Filmi izleyecekler. Şimdiden mendillerinizi hazır edin. Çünkü yer yer gülmekten ağlayabilir, yer yer hüzünden ağlayabilirsiniz. Aksiyon arayan kardeşim merak etme sen de aksiyonunu bulacaksın. Groot'un çok güzel işlendiği, Rocket'ın çok güzel işler ...Mantis'in, Gamora'nın, Star-Lord'un çok güzel işlendiği bir film var karşında. Sinemaya git ve bunun tadını çıkart. Bahsedeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.